Her zaman siz gelesiniz. Bugünkü günlerde Türk kardeşlerimiz, Türk meşhurlarımız Azerbaycan'a akın ediyor. Sizin için de hoştu. İstedim gelişiniz, bilirik 17-18'i konsertiniz var. Ve çok sevdim sizi burada. Hocam ben zaten buralıyım. Geçen gelişimde biliyorsunuz arkadaşlar. Ben deprem bölgesi olduğundan dolayı büyük bir zelzele, büyük bir felaket yaşadık biz. Ve çok mutsuzdum buraya geldiğimde, çok üzgündüm. Ve konserimde benim çok buruk geçmişti. Ama şimdi yüzüm gülüyor. Hep birlikte çok eğleneceğiz. Hatta 2-3 gün önceden gelmemin sebebi de biraz gezeyim Azerbaycan'ı. Çünkü çok seviyorum burayı. Burası benim ikinci vatanım. En sevdiğim ülkelerden biri. Buranın insanları, buranın toprağı çok farklı benim için. Onun için arkadaşlarımı da getirdim. Onlarla birlikte hem onlarla Bakü'yü gezeceğiz. Çünkü Bakü çok gelişmiş. Ondan sonra Azerbaycan hakikaten insanlarıyla, dostluğuyla. Dünyanın neresinde olursam olayım ben yurt dışında insanları gördüğüm zaman hemen yanıma geliyorlar. Bir bağımız var aramızda bizim. Onun için beni diğer sanatçılarla karıştırmayın. Ben burayı çok seviyorum. Onu da buranın çok sevgisiyle bura dediğinde de bir iki şey danışın. Tek Bakü'nü gezesiz yoksa Azerbaycan'ın bölgelerine de gidesiz. Bakü'den başka bir yere gidemeyeceğim ama Bakü'nün böyle tarihi yerlerini arkadaşlarımı gezdireceğim. Yanımda benim sevdiğim arkadaşlarım var. Özellikle onları getirdim. Burayı gezsinler diye, görsünler diye. Ben de geçen konserinde dediğim gibi üzgün gezemedim. Çıkamadım dışarıya. Ama şimdi geldim, insanlarla yan yana geleceğiz. Mahsun Bey. Azeri şarkıcılardan ben eski şarkıcıları çok beğeniyorum. Kimleri mesela? Çok var, onların ismini söyleyeyim. Mahsun Bey, Mahsun'da Azerbaycan'da ev almak kimi? Klip şu anda... yeni bir şarkı daha yapmadım. Eğer yeni bir şarkı yaparsam tabii ki klip de çekerim burada. Ama daha çok burada klip çekmek istiyorum ben. Masum öyle film demişken ona gelecektik. Bir ara filme gücü vermiştiniz. Aslında filmi dayandırmışsınız mahnılara. Çok sevinirik. Yakışık ki sizin gibi seviyeli, kaliteli ifasılar yeniden dönüş etti. Mahnı ve film bir arada baş tutmuş yoksa nece? Birlikte yani onu o tarafa verebilmeyiz. Şimdi ben aynı anda... Kardeş, jurnalistik ya bırak ya. Aslında sinemada, müzikte tabii sanatın farklı dalları ama ben aynı anda yapamıyorum. Sinema çok değerli bir şey çünkü. Bir de çok büyük emek gerektiriyor. Çok büyük çaba gerektiriyor. Benim yaptığım sinema filmleri çok büyük filmler. Mahsun Bey. Hem sahneye çıkıp hem de film aynı anda zor. Ama şimdi dizi çekeceğim. Bir dizi için kanalda ilanlaştık. Temmuz ayında... Kadrosu belli. Kapadokya'da duyduk. Evet, şimdi bir yıl önce anlaştığımız Haller Gün var. Yaprak Dökümü'nün başrol oyuncusu, benim de çok sevdiğim usta bir isim. Meltem Cumbul var. Issız Adam'dan tanıdığınız Melis Birkan var. İyi oyuncular var. Ben onun bir bölüm yönetmenliğini yapacağım. O dünyayı kuracağım. Sonra yönetmen arkadaşlarımız devam edecekler. Sonra evet. Ama sahneyi bırakmayacağım artık. Bir daha. Prestij meselesinden sonra ara veririz filme. Prestij meselesi umutsuz oldu. Yoksa... Ya çocuklar her filmin bir yolculuğu var. Bazen şanssızlıklar olabiliyor. O da depreme denk geldi. Kader kısmet. İkinci serisini çekmeyi düşünmüyorum. Ben biraz sinemaya ara verdim bu aralar. Şimdi işte bu dizi yapacağım. Biraz dizimlere yorgunluk. Bizim sanatçılarla işbirliği herhangi bir olabilir. Düet yapacak mısınız? Bizim sanatçılarla. Sizin sanatçılarla. Niye olmasın? Çok sevinirim. Bana tipik gelirse arkadaşlar oradan. Azerbaycan şov biznesine koşulmak isteyersiniz, katılmak isteyersiniz. Nasıl o? Bir Türkçesini söyle bana. Yani Azerbaycan magazini. Burada ya magazini. Şöyle. Medya. İşte lan şu an konuşuyoruz. Nasıl mı? Formadasınız her zaman olduğu için. Sağ ol. Hiç o yaşı vermişsiniz. Bak burada Hazer televizyası. Hazer'in sahilinde gezme fırsatınız olacak mı? Olacak tabii. Ben yarın öbür gün her gün gezeceğim valla. Bir yerlere gideceğim her gün. Ondan sonra bu Asettin'in balığı var. İşte arkadaşlarımı izleyeceğim. Türkiye'de en çok izlenilen kanaldı Hazer. İzliyorsunuz siz.
Valla arkadaşlar, ben çok televizyon izlemiyorum. Çünkü ben dizileri yazdığım için, senaryolarla uğraştığım için, sahne çıktığım için çok televizyon izleyen bir insan değilim ama sinemada film izlemeyi seviyorum. Burada mı ev almak? Bütün evler benim evimdir. Ben, Masum Bey, bak şey... bizim oralarda, doğuda özellikle. Biz Batı'nın kazanına haber veremeyiz. Annemin doğduğu memlekette mesela otel yok hala. İnsanlar kime sorarsa oteli, o seni evine götürür, misafir eder. Ben Bakü'de kendimi öyle görüyorum valla. Onun için kimin evine desem ki beni götür, götürür. Masum Bey, Masum Bey. Şunu biliyorum yani, Azerbaycan'da benim çok kapım var. Kime yanına gidersen beni alır, misafir eder. Onun için çok seviyorum sizleri, hepinizi. Masum Bey, yeniden atılmamıza nesli olur? Yekunlaştırın da biraz, özür dilerim. Ben sonuncu sual verim istiyorum. Arkadaşlar, ben konservatuar mezunuyum. Müziği çok özlemiştim. Şimdi çok iyi bir kitle var Türkiye'de. Sahneye çıkıyorum ben. Gerçekten özlemişim. Onlar da beni çok özlemişler. 7'den 77'ye herkes benim konserlerime geliyor. Ve ben çok mutlu oluyorum sahnede. Bazen de diyorum ki ya keşke daha erken çıksaydım sahneye diye. Gerçekten özlemişim. Ve sahnede ben de eğleniyorum. Şimdi bu konserlerde göreceksiniz nasıl eğleneceğimi. Mahsun Bey, aldığımız malumata göre şehit ailelerine pulsuz bir konser geçtiler. Doğrudur. Onları da davet ettik. Hatta sürprizlerimiz var. Konserde artık onları görüyoruz. Mahsun Bey, açalım bir dakika. Oğlunuz size çok benziyor. Evet. Maşallah olsun. Evet. Yani hakikaten ele bir ki Mahsun Kırmızıgül'ü böyle doysan yani seçime biraz fergi olur. Bir daha yani bu kadar... açılışın bir tane ne olur. Ama... Ben şimdi geçen gün bir açılışa gittim. Oradan bir abla bana el sallıyor devamlı. Tanımıyorum, bakıyorum. Devamlı mı el sallıyor? Sonra yanıma geldi. Dedim ki beni karıştırdınız galiba. Sonra o sırada benim oğlan gelince dedi ki aa kaldı. O da şaşırdı. Aşırı benziyor bana. Abi, söyle ki buradan Hazar TV dinleyicilerine selamlar. Arkadaşlar, bütün arkadaşlara selam olsun, bütün kanallara selam olsun. Hepinizi çok seviyorum gerçekten. İyi ki geldiniz. Kendinize çok iyi bakın, tamam mı? Görüşmek üzere. Çok güzel geldiniz. Yakınlaştırın da arasın. Ben çok böyle sabırlı bir insanım. Çok hayatımızda hepimizin oluyor zaman zaman. İnsanlar sizi üzebiliyorlar, kırabiliyorlar. Ben zamanla insanları affedebiliyorum. Onun için içimde benim hiçbir kırgınlık kalmıyor. Zaten hayat çok kısa. Evet, gerçekten şu yaşadığımız kısa süre içerisinde özellikle annelerimizi, babalarımızı, ailelerimizi, sevdiklerimizi kırmamamız gerekiyor. Mahsun Bey, çok sağ olun. Ayrıca'dan magazin kulübü. Kalabağ Partisi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hayır, ben teşekkür ederim. Kardeşim teşekkür ederim. Gün beni kırmayın, bir fotoğrafını da çekin. Ha, çekelim, gel. Çünkü çocuklar, arkadaşlar, hadi gidelim artık. Abi boşaltın, çıkarın. Hadi boşaltalım. Olmaz ya. Kalitli mi?